Birinci soru. Takım yıldız gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimdir. Bazı ünlü takım yıldızlar çeşitli nesnelere ya da şekillere benzetilen parlak yıldız düzenlerine sahiptir. Bunların en belirgin olanları yaz üçgeni, kış üçgeni ve büyük kare. Yaz üçgeni bu sıralar akşam saatlerinde batı yönünde görülüyor. Kış üçgenini görmek içinse hava karardıktan sonra birkaç saat beklemek gerekiyor. Büyük kare ise yılın bu döneminde en iyi konumda, yani gökyüzünde tam tepeye yakın konumda, biraz güneyde yer alıyor. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı, örneklendirmeden yararlanılmıştır. Evet, bu doğrudur. Bakın, bunların en belirgin olanları yaz üçgeni, kış üçgeni ve büyük kare. Bu bir örneklendirmedir, doğrudur. B şıkkı, bir kavramın tanımı yapılmıştır. Evet, bu da doğrudur. Takım yıldızın tanımı yapılmış, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimdir denmiş. C şıkkı, bilgilendirici bir metindir. Evet, bu da söylenebilir. Çünkü metin bilgilendiricidir. D şıkkı, ikilemeler kullanılmıştır denmiş. Burada ikilemeler kullanılmamış. Bu söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Anadolu kilimlerinde renkler oldum olası çeşitli bitki kökleri, yaprakları ya da tohumları kaynatılarak elde edilir. Kırmızı renk kızılçam kabuğundan, sarı, safran ve süt leğenden, kahverengi, meşe ve ceviz yaprağından, yeşil naneden, siyah ise sumaktan çıkarılır. Bu bitkiler köy ve kasabaların yanı başında boyalık denen bir yerde yetiştirilir. Boyaların tümü buradaki bitkilerden yapılırdı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A şıkkı, konuyu örneklerle desteklemeye. B şıkkı, bir düşünceyi abartılı bir biçimde anlatmaya. Burada abartılı bir anlatım yoktur. Bu söylenemez. C şıkkı, nesneleri karşılaştırarak metni etkileyici kılmaya. Burada da nesneleri karşılaştırma yapılmamış. D şıkkı, bir kavramı eksiksiz olarak tanıtmaya. Evet, bu da yapılmamış. A şıkkı, konuyu örneklerle destekleme denmiş. Evet, burada hangi renkler hangi ağaçlardan elde edilir diye örneklendirilmiş. Bu söylenebilir. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Orta oyunu tiyatro değildir, yalnızca güldürür. Oysa tiyatro kimi zaman ağlatır, kimi zaman güldürür diyen bilgisizlere acınıp geçilir. Sanatı mutlu bir azınlığın tekelinde zanneden bazı kişiler halk şiiri, halk edebiyatı, halk tiyatrosu lafından huylanır olmuş. Öykünün Meddah'tan, romanın Dede Korkut'tan, şiirin Karacaoğlan'dan yararlanılarak çağdaş bir tekniğe ulaşması gereğinden her söz ettiğimizde bunların başından aşağı kaynar sular dökülür. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı, deyim kullanılmıştır. Evet, bu söylenebilir. Çünkü bakın, başından aşağı kaynar sular dökülmek bir deyimdir. B şıkkı, karşılaştırma yapılmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Tiyatro ile arkadaşlar orta oyunu karşılaştırılmış. C şıkkı, benzetmeye başvurulmuştur. Şimdi bunu söyleyemeyiz. Metinde benzetmeye başvurulmamıştır. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı, kişisel düşüncelere yer verilmiştir. Evet, bu da söylenebilir. Çünkü bakın burada ne diyor? Diyen bilgisizlere acınıp geçilir diyor. Bakın, bu bir kişisel düşüncedir. Dolayısıyla kişisel düşünceye de yer verilmiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Çevremizdeki sesleri, ışıkları, kokuları, sıcaklığı, esen rüzgarı ve benzeri duyu organlarımızla algılarız. Ancak bazen duyu organlarımız doğru çalışsa, işlevini tam olarak yerine getirse bile onlardan beyne gönderilen iletiler beyinde yanlış yorumlanabilir. O zaman algımızda bir hata oluşur. Bu tür algı hatalarına yanılsama denir. En şaşırtıcı ve etkileyici yanılsamalar görsel yanılsamalardır. Bu yanılsamalarda aslında göz nesneyi görür. Nesnenin gözde oluşan görüntüsü sinirlerle beyne iletilir. Ama beyin gelen bu görüntüyü yorumlarken hata yapar. Genelde algımızdaki bu hatayı fark ederiz. Böyle bir görsel yanılsamayla karşılaştığımızda bir şeyin ters gittiğini anlarız ama ne olduğunu bilemeyiz. Bu nedenle ikinci bir kez ve daha dikkatli bakarız. Baktığımız şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırız. Çoğunlukla bu ikinci ve daha dikkatli bakış nasıl bir yanılsamaya kapıldığımızı anlamamızı sağlar. Ne var ki bazen gördüğümüz şeyde bir yanlışlık olduğunu fark etmemize karşın öyle algılamayı sürdürebiliriz. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı bilgilendirici bir metindir. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Metin bilgilendiricidir. B şıkkı bir kavramın tanımı yapılmıştır. Bu da söylenebilir. Bakın bu tür algı hatalarına yanılsama deniyor. Yanılsamanın ne olduğu anlatılmış. C şıkkı örneklendirmeye başvurulmuştur. Evet, bu da söylenebilir. En şaşırtıcı ve etkileyici yanılsamalar görsel yanılsamalardır denmiş. Bakın örneklendirilmiş. Dolayısıyla C de doğrudur. D şıkkına bakalım. Eleştirel bir anlatım vardır denmiş. Bu söylenemez. Metinde eleştirel bir anlatım yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. 5. soru. Bildiğimiz gemi beyaz bir martı gibi yolcular, kameralar, koridorlar, salonlar, aynalar, çalışan kadınlar, kısacası herkes yüzümüze gülüyor. Yolcular da bindikleri gemi kadar mutlu. Bu ortamda yolculuk yapmak neşelendiriyor bizi. Günün yorgunluğunu atıyoruz böylece. Bu parçanın dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı benzetmeye başvurulmuştur. Evet, bu doğrudur. Gemi martıya benzetilmiş. B şıkkı anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır. Bu yanlıştır. Anlatım 3. kişi ağzından değil, 1. kişi ağzından anlatılmış. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı olayın geçtiği mekan bellidir. Evet, olay gemide geçiyor. Mekan belli. Bu da söylenebilir. D şıkkı kişiselleştirmeden yararlanılmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Evet, yolcular da bindikleri gemi kadar mutlu denmiş. Bakın gemi mutlu olmuş. Gemi kişiselleştirilmiş. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. soru. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır? A şıkkı. O gün akşama kadar canım sıkıldı. Bir tek kelime etmeden dışarı çıktım. Yapılacak çok iş vardı ama bende güç kalmamıştı. Buradaki anlatım 1. kişi ağzından yapılmıştır. B şıkkı ağzını musluğa dayayarak kana kana su içti. Akan suda kollarını yüzünü yıkadı. Biraz kendine gelmişti. Artık okulun yolunu tutabilirdi. Buradaki anlatım da gene 1. kişi ağzından yapılmış. Buradaki anlatım 3. kişi ağzından yapılmış. Bakın ağzını musluğa dayayarak kana kana su içti. Suyu içen kişi anlatımı yapan kişi değil. Farklı birisi. O kişi işte 3. kişidir. Doğru cevap B şıkkı. C şıkkı. Önümde nasıl geçireceğimi bilmediğim bir gece ve ertesi günün beni şimdiden korkutan uzunluğu vardı. Böyle zamanlarda kendimi çok çaresiz hissediyordum. Evet, burada da 1. kişi ağzından anlatım yapılmış. D şıkkı. İlkokul 5. sınıftayken odalarının kapıları bahçeye açılan bir evde oturuyorduk. Odamızın kapısını açınca kar ve buzla karşılaşırdık. Saçaklardan öyle uzun buzlar sarkardı ki. Evet, burada da anlatım 1. kişi ağzındandır. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Burdur Gölü pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dik kuyruk, kaşık gaga, yeşilbaş, bahri, saka, florya, kızıl gerdan, tepeli toygar bu kuş türlerinden bazıları. Dünyadaki sıcaklık artışı bu hızla devam ederse belli bir süre sonra gölün suları çekilecek. Gölün kuruması halinde de kuşların bazıları kendilerine başka bir yaşam alanı arayacak. Bazıları da yaşadığı yeri terk edemeden göl sularıyla birlikte toprağa karışacak. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı benzetmeye başvurulmuştur. Bu söylenemez. Çünkü parçada benzetmeye başvurulmamış. B şıkkı örneklendirme yapılmıştır. Bu söylenebilir. Çünkü Burdur Gölü pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Burada da kuş türleri örneklendirilmiş. Bakın dik kuyruk, kaşık gaga, yeşilbaş, bahri, saka, florya, kızıl gerdan, tepeli toygar gibi örneklendirme yapılmıştır. Bu söylenebilir. Doğru cevap B şıkkı. C şıkkı amaç sonuç cümlesi kullanılmıştır. Evet, parçada amaç sonuç cümlesi kullanılmamış. D şıkkı abartmadan yararlanılmıştır. Parçada abartmadan yararlanılmamış. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Her akşam işten çıkınca vapura binerdim. Vapurdan inen insanları izlemeyi çok severdim. Özellikle benim dikkatimi çekenleri. Bazen benim ilgimi çeken, beni şaşırtan, meraklandıran hiç kimse inmezdi vapurdan. Aslında böyle günler moralimin bozulduğu günlerdi. O gün de öyle bir gündü. Bu yüzden de vapurdan inen insanlara göz ucuyla bakıyordum. Hiçbiri bana ilginç gelmemişti. Hepsi yorgun insanlardı. Bu parçanın dil ve anlatım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı kişiselleştirme yapılmıştır. Parçada kişiselleştirme yapılmamıştır. Bu söylenemez. Doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkı 1. kişi ağzından anlatılmıştır. Bu söylenebilir. Bakın anlatımda her akşam işten çıkınca vapura binerdim. Sonra vapurdan inen insanları izlemeyi çok severdim. Bu birinci kişi. Yani olayı yaşayan kişi anlatıyor. Bu söylenebilir. C şıkkı. Deyimlere yer verilmiştir. Bakalım. Evet, göz ucuyla bakmak. Göz ucuyla bakma bir deyimdir. Bu da söylenebilir. D şıkkı. Görme duyusundan yararlanılmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Çünkü vapurdan inen insanları izlemeyi çok severdim diyor. İzlemek görme duyusuyla ilgilidir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. İki arkadaş arabadan inip caddede dolaşmaya başladı. Naciye'nin karnı çok acıkmıştı. Adeta midesinde bir sızı duymaya başladı. Gözlerinin önünde siyah siyah lekeler uçuşuyordu. Güneş ufukta kayboluyor. Gök pembe ve kırmızı bulutlarla doluyordu. Tatlı bir kızıllık kaplamıştı her yanı. Caddedeki kalabalığın içinde bisikletli çocuklar da vardı. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir? Evet, güneş ufukta kayboluyor, gök pembe ve kırmızı bulutlarla doluyordu deniyor. Bu akşamüstü vaktinde olur. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. Kral, bir örtü istiyorum dedi gökyüzüne. Hem de hemen. Çok güzel bir örtü olsun. Derken kar yağmaya başladı. Kar iri iri bembeyaz taneler halinde yağdı. İşte örtün dedi gökyüzü ve toprağın üzerine ışıl ışıl bir parıltı verdi. Teşekkürler dedi kral şaşkınlıkla. Bu parçanın dil ve anlatım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı. Kurgusal unsurlara yer verilmiştir. Bu söylenebilir. B şıkkı. İkilemelerden yararlanılmıştır. Evet, bakın iri iri deniyor. Bu da söylenebilir. C şıkkı. Konuşturma sanatına başvurulmuştur. Evet, gökyüzü konuşturulmuş. Bu da söylenebilir. D şıkkı. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Bu yanlıştır. Evet, şimdi buradaki olayı yaşayan kral fakat anlatan kral değil. Üçüncü bir şahıs anlatıyor. Dolayısıyla anlatım birinci kişi ağzından yapılmamıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Dışarıdan çok ihtişamlı görünen köşke yavaşça girdi. Burası sıcak sayılırdı. Geniş taş merdivenlerden çıktı. Antrenin salonun lambaları yakılmıştı. Ömründe görmediği bu ihtişama, bu süslere hayretle baktı. Özellikle salondaki eşyalar onu büyülemişti. Halılar, duvardaki resimler, vazolar, ağır perdeler, ortadaki masa. Hepsine ayrı ayrı bakıyordu. Yemek odası da çok süslüydü. Yemek vakti yaklaştığı için et ve börek kokuları da duyuluyordu. Kim bilir ne yemekler yenecekti bu yemek odasında. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Burası sıcak sayılırdı. Şimdi bu dokunma duyusuyla ilgili arkadaşlar. Geçelim, devam edelim. Sonra bakın hepsine ayrı ayrı bakıyordu deniyor. Bu görme duyusuyla ilgili. Sonra et ve börek kokuları duyuluyordu. Bu da koklama duyusuyla ilgili. Fakat tatma duyusuyla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir. Doğru cevap A şıkkıdır.